Yeniden merhaba. Uzun zamandır video çekmiyorum. Aslında çektim. Ev turu ve doğum hikayemi çektim. Birkaç video daha çektim ve hiçbirisini beğenmedim açıkçası. Kamerada, seste sıkıntılar vardı, anlamadığım. Yeniden hepsini çekeceğim. Bunun içeriğinden bahsediyorum. Bu videoda sinek girmiş içeri ya. Camlar da kapalı. Nereden girmiş anlamadım kapıdan. Bu videoda neler olacak hemen söylüyorum. Yarın yani cumartesi günü kayınbiraderimin doğum günü ve onun sürpriz bir doğum günü partisi organize edildi. Bizim evde olacak. Ben de güzel değişik mezeler, salatalar hazırlayacağım. Emir et yemeği yapacak. İşte yanına belki bir iç pilav ve şey yaparım. Ne onun adı? İşte beğendi gibi bir şey yaparım. Etisle gidebilecek. Ve bütün bu yaptığım yemekleri nasıl sofra hazırladım, nasıl misafir ağırladım hepsini paylaşacağım. Sofra düzeni vesaire bilmiyorum nasıl olacak ama aslında yılbaşı öncesi de bir hazırlık olacak. Yaptığım yemeklerin çeşidine ve lezzetine göre bunları yılbaşındaki menüme de ekleyebilirim diye düşünüyorum. Yılbaşında da yine bizdeyiz. Biz de bir kutlama yapacağız. Kalabalık olacağız. Yılbaşında ciddi anlamda masa örtülerimi bile kendim yapmayı düşünüyorum. Çamaşır kısası market alışverişi yaptım. Şimdi onları yerleştireceğim. Tek tek şöyle bir ekmek kutusu aldım. Artık sonunda ekmek kutum oldu. 70 liraydı galiba. 65 mi öyle bir şey. İhtiyacım vardı ekmek kutusuna. Çünkü ekmekleri şuradaki dolabın içine koyuyorduk ve bütün dolap ekmek kokuyor. Yani şey, muz aldım. Demire şu sütlerden veriyorum artık çünkü mamalar çok pahalı, artık mama da emmesin bir zahmet, zaten hem anne sütü alıyor, mama zaten inek sütü de içebilir ama inek sütünün de çok bir faydası olmadığı için vermek istemiyorum, şöyle devam sütleri aldım. Evet, içinde kalsiyum, demir bir şeyler var. Şeker domates aldım, Emir bunu çok seviyor, Emir için aldım, kahvaltıda domatessiz oturmazmış ya. Mantar aldım. Şundan demiri aldım. Madem makarna yiyorsun çocuğum, bari havuçlu ve ıspanaklı olanından ye dedim. Köftelik bulgur aldım. Bulgur vardı ama yetmeyecek diye aldım. Süzme yoğurt her türlü mezede. Bulgur peynir, demir yiyor. Labneyi de belki değişik aklıma bir fikir geldi. Patlıcanlı labne peyniri değişik bir salata meze yapabilirim. Kaşar peyniri de yine demir yiyor diye aldım. Şöyle küçümüştü geçen videoda. Varsa. İsot aldım o yüzden. Unutmadım bu sefer. Türk kahvesi aldım. Bitmek üzereydi. Zerdeçal aldım. Zerdeçalım da bitti. Bir de pul biber aldım. Pul biberim var aslında. Bu ev yapımı pul biberim var ama ciddi acı. Her şeyin içine katamıyorum. Herkes benim kadar acı yemek zorunda değil çünkü. O yüzden böyle bir pul biber aldım. Orta acılıkta bir şey. Domates püresi aldım. Bundan bir tane daha olacaktı ama. Yine poşetsiz gitmedim tabii ki. Poşetlerimde. Tavuk göğüs aldım. Bunu hemen haşlayacağım. Tavuk salatasını bugünden yapacağım. Birkaç mezeyi bugünden yapacağım. Yani bozulmayacak ve kaldıkça daha lezzetli olan yiyecekleri bugünden yapacağım. Bir tane parmesan aldım. Parmesanlarda bir alana bir bedava vardı çünkü. Böyle benim en sevdiğim parmesan markası değil ama yine de hani Türklerin yaptıklarından en güzeli bu olabilir. Bahçıvanın olan. Bir aldım, belki bir de ekmek üstü atıştırmalıklar yaparım. Barbekü sosu Emir istedi. Hardalı Emir istedi. Bu Emir'in sevdiği Dijon Hardal'dan. Bunlar çok ucuzdu. Bundan aldım. En ucuz buydu yani. Islak mendil. 3 paketi 10 lira falan. 8 lira mıydı? 10 lira mıydı? Öyle bir şey. Ben tabii olmazsa olmaz kola. Ve şey, yarın da seçenek olsun diye 2 tane ice tea aldım. Birisi salçam bitmek üzereydi. Salça aldım. Ve salata içinde yani ton salatası içinde mısır aldım. Patlıcan aldım. Patlıcan aslında mevsimi değil ama hani güzel meze çıkar patlıcandan diye patlıcan da aldım. Kabaktan işte tarator yapacağım. Belki bir de mücver yaparım diye kabak aldım. Yaprak aldım. Bir de kereviz aldım bolca. Evde de var. Birleştirip kereviz salatası yapacağım bolca. Mayonez İçinden kaşık kaşık alıp soslara eklemek daha mantıklı diye böyle bir şey aldım. Bu zaten yarın bitecekti. O yüzden evde var diye almamazlık etmedim. Çünkü evdeki de bitebilirdi. Yetmeyebilirdi. Yine bir kayınvalidem de börek yapacak bu arada.
Demir için portakal aldım. Demir portakalı çok sevdi. Bu sene sevdi. Geçen sene sevmemişti. Kırmızı soğan aldım. Çiğ köfte için kırmızı soğan kullanıyorum. Tarifi izleyenler bilir. Beyaz soğan da evde bulunsun diye aldım. Pardon, zeytinyağlı sarma için aldım. Evde de 3-5 tane vardı. Yetmez diye. Zaten her gün soğan kullanıyorum. Videolarımı izliyorsanız benim her gün bir soğan doğradığımı biliyorsunuzdur. Soğan gerçekten önemli. Migros'ta bayağı güzel bir indirim vardı. Bu da 20 liraya falan geliyordu. 20 lira mıydı bu? Yok. 23 liraya geliyordu. 20 lira bu kadarlı, bayağı bu büyüklükte tuvalet kağıtları da 20 liraya düşmüştü ama tuvalet kağıdı var diye almadım. Aslında bitmek üzere alabilirdim. Gider alırım belki. Bütün aldıklarım bu kadar. İşte ekmek kutusu var ekstra olan. Yani bu yiyeceklerimizin içinde ekmek kutusu var. 490 lira tutmuştu. 414'e indi. Bu arada buzdolabım çok dağınık. Hemen birlikte buzdolabını düzeltelim mi? Tencerede bitmek üzere bir çorba var. Evet, bunu böyle Maria koymuş. Ben koymuşum. Ben genelde bitmek üzere olan şeyleri bitiriyorum ama burada da başka bir çorba var. Bayağı eski. Bayağı eski. Sürdü. Ve yenilerini yerleştireceğim. Buzdolabım bu arada temiz. Geçen haftalarda ben buzdolabı temizliği videosu çektim. Ama hiç beğenmedim. Yani açı çok kötüydü. Yani %100 kimsenin hoşuna gitmeyeceği bir videoydu. Zaten buzdolabını sürekli haftada bir temizliyorum. Yine çekerim dedim ve yüklemedim. O yüzden şöyle hani hiçbirini silmeme gerek yok. Sadece yerleştirebilirim direkt. Hemen o zaman içecekleri koyayım. Bir şey göstereceğim. Yakında bu dolabı düzenleyeceğiz. Bakınız. Şurayı komple boşaltacağım. Burada bana bayağı bir yer açılacak. Şunu zaten buradan kaldırdığım zaman burada ekmekleri bakın böyle tutuyorduk bu şekilde. Artık buna gerek yok. Ekmek kutusunu bu en üste koyabilirim. Daha rahat ulaşırız. Ya da tezgahta bir yerde de durabilir ama tezgahta durup kalabalık yapmasını istemediğim için tezgahtan kaldırabilirim. Ama bu dolabı ilerleyen zamanlarda hemen düzenlemem lazım. Belki bu gece bile bunu yapabilirim. Hani yemeklerden vaktim kalırsa. Emir eğer ki ilk kez yapıyorum ya, yaprak sarmamı da beğenmezse boşuyorum onu. Şaka be. Üstümü çıkarttım şimdi. Şurada bulaşıkları iğrenç görünen. Dünden kaldı bunlar. Dün gece makarna yedik de gene. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Burayı da yemek yapabilir hale getireceğim. Mutfak gerçekten kötü durumda. Evet, yine geldim ben. Şimdi zeytinyağlı yaprak sarmasının içini hazırlayacağım. İlk kez yapacağım. Normalde biz anneannem şey yapar. Böyle bol naneli ya da maydanozlu salçalı bir iç açı hazırlar. Ama ben hep ve tuzlu ve acı olur hatta. Ve çok beğenir o. Ben de yani o tarifle büyüdüm. O tarif hep anneannem hep onu yaptı. Ama ben son zamanlarda dışarıda yediğim özellikle ve bir arkadaşımın annesi, hatta onun annesi efsane yapıyor. Onun tarifini denemeye çalışacağım, yapmaya çalışacağım. Ya YouTube'da aradım, internette aradım. Asla ve asla benzer bir tarif bulamadım. Herkes içine mutlaka salça koyuyor. Ya da işte domates koyuyor. Bulmamış bir tarif bulamadım. Bulduğumda da saçma sapan şeyler de var içine. Yani istemeyeceğim malzemeler de var. İlla ki çok güzel olacaktır ama yani riske atmayacağım ve ben daha önce işte bu deftere de yazmıştım. Burada bir defter var. Buraya yazmıştım. Buradaki tarifin aynısını yapmaya çalışacağım. Bana birkaç püf noktası deneyeceğim. Böyle biraz hafif tatlı ve böyle ekşi bir lezzetiydi. Ve ben böyle zeytinyağlı yaprak sarmaya aşığım açıkçası. Daha çok tuzlu değil de. Yani eskiden şey derdim.
ya kuru üzüm, dolma fıstık ne işi var bunların falan derdim. Kuru üzüm değil, kuş üzümü. Ne işi var işte, tatlı mı olur falan derdim. Ama bir süre sonra, herhalde büyüdükten sonra böyle şeyler daha çok damak tadıma hitap etmeye başlıyor. Büyüdüm galiba, yaşlanıyorum. Daha çok şey, böyle tatlı zeytinyağlı, Ege usulü mü oluyor onlar bilmiyorum. Öyle zeytinyağlı sarma yemekten daha çok keyif alır oldum. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Çok konuştum. Şimdi öncelikle, gerçi yapmaya çalışacağım diyorum da, soğanım hazır değil. Bol bir soğan hazırlayacağım. Bolca soğan hazırlayacağım şimdi. Şimdi bir püf noktası söyledi bana. Arkadaşımın annesi. Dedi ki, ben hiç yağ koymadan birazcık soğanları terletiyorum dedi. Sonra yağ koyuyorum dedi. Ben de öyle yapacağım. Belki de ondan lezzetli oluyor bilmiyorum dedi. Ama böyle yapıyorum dedi. Hadi bakalım. Deniyorum. Evet, soğan terletmek bu oluyor galiba. Bilmiyorum. Şimdi zeytinyağını ekleyeceğim. Bir de öyle kavuracağım. Sonra yavaş yavaş diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Güzel olmuş ya. Tam istediğim gibi. Sadece ekşisi yok. Onu da biraz soğuduktan sonra nar ekşisi ekleyeceğim. Sarmadan önce hemen. İyice soğusun. Nar ekşisi. Emir koca bir et almış. Aynı kendisi kadar. Kendisi kadar mı? Göbeği kadar sadece. Yarın kalabalık olacağımız için de böyle kocaman almış yani. İnşallah artmaz. Artarsa da artık 10 gün yeriz, gider gelir. Bana da laf etmez, her gün aynı yemeği yiyoruz diye. Bu tarifi arıyor. Bir gece marine edecek. Ama hala karar veremiyor neyle marine edeceğini. Araştırıyor. Etle bakışıyor. Düşünüyorlar, iletişime geçiyorlar. Ananın çocukluğuna iniyor. Nasıl, hangi kırlarda koştun anlat bakalım diyor. Ona göre marinasyonunu hazırlayacak. Bakalım neler yapacak. Emir Bey, başladığınızda haber verin lütfen. Lütfi Bey. Başka. Tamam. Yere bak, hareketlere. Emret. Nusret de kimmiş? Emret. Ama sen bunu yarın gördün. Bu hangisi güzel zeytinyağı? Tarış güzel tabii ki. Biz bu ayçiçek ya aşkım. İtalyan mı oldu? İtalyan için metroya gitmemiz lazım aşkım. Metroya da gitmek istemiyorsun orada, en az 2000 liralık olduğun için. Aynen. Ben atsaydım aşkım. Şu biberi yedin. Anne! Sen de biberiye vardır. Biberiye mi? Biberiye çıkmadı. Getirdim de. Var var. Var mı? Var da kurumuştur. Varsın ya. Koyun. Kurumuştur. Oğlum kurusun zaten, bana kuru lazım. Hemen. Şunlar az pişmiş. Zeynep şey, hemen al gel. Yağları çevirin. Ay, ekmekleri çevirin. Görüyorsun bak. Baksana şahane kokuyor. E neden? Çünkü. Anne yaptı. Abi biliyor. Geldim.
yapraklar çok sert ya. Zeynep neyle yapmışlar şeyi? Niye? Ahmet'in boyu değil de bu. Bence. Kaldı senin veranda. Suni mi acaba? Ha? Şey mi yaptılar acaba? Yapay bir şey mi? Tencere. Baksana. Bu ne ya? Oo. Bizim tenceren mi? Bu ne? Baksana etrafına. Pisliğe bak. Ne yapıyorsun? Pisliğe bakın arkadaşlar. Allah. Çekmiyorsun ki. Çekiyorum, nasıl çekiyorum? Yok artık. Evet. Bakın, bakın, bakın görüyor musunuz pisliği? Yapraktan böyle siyah boya çıkar mı? Yapraktan böyle siyah boya çıkar mı? Ben 36 senelik ev hanımıyım, ben böyle bir şey görmedim. Bunun kanalını izlemeyin, şaşkın bu. Çekme be, dedikodu yapıyoruz şu an. Kanalını izlediğiniz insanın ne kadar dedikoducu olduğunu, bozma suratını, sağ gözlere bakın, şu gözlere bakın, dedikoducu. Bağırma, çocuğum uyanacak. Çocuğum niye uyansın ya? Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi Zeynep çok ciddi bir dedikoducu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu arada Instagram adresimi şuraya bir yere Zeynep koyar herhalde. Koymuyormuş. O zaman ben söyleyeyim. Gangsta Ozan. Her yerden ulaşabilirsiniz. Saçlarım da var. Sarıya boyatacağım bu arada. Ne diyorsunuz? Böyle bir planımız var. Bununla ilgili bir vlog çekebiliriz. Zeytin burnunda sarı saçta nasıl olur bilmiyorum ama... Yeni dövmeler yaptırmayı düşünüyorum. Önerisi olan varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ben şimdi size başıma gelenleri anlatacağım. İlk aldığım yaprak çok aşırı sertti. Ve pişmeyeceğine çok emindim. Bir kere daha kaynattım, iki kere kaynattım. Sonra marketi aradım. Bir yaprak daha istedim. O yaprak da çok inceymiş, çok güzelmiş ama onu da bir kere kaynatmak istedim ve şu hale geldi. Allah'tan hepsini kaynatmamıştım. Çok kaynatmışım. İşte benim hatam. Tamam, bir yaprak saralım dedik. Canım çekti bir de yani bunu. Bu hale geldi. Yarısını da daha düzgün kaynattım. Çok şükür ki. Ama bunun da sapları mı çürümüş? Ne bir tuhaf. Koparıyorum şu an sapını. Bu da yani gitmiş de daha düzgün en azından. Bu işi beceremeyeceğim galiba. Bir yaprak sağlamak istedim ya. Kulağı mı yolunda gitmiş? Bu arada bu yapraktan kaynattığımda çıkan su simsiyah ya. Bu normal mi acaba? Ya ayıklayamıyorum. Bu da hamur oldu galiba. Daha iyi en azından. Neyse. Yapacağız bir şekilde. En azından şu içim... Zaten az yaptım içi. Denemek için yapıyordum bunu. Şu 25-30 tane çıksa yeter. Denesem yani. Hani yaprak çıksa yeter. Bu ne ya? Şu an tiksiniyorum bundan. Thank you.
keyifli, güzel cumartesi öğleninden herkese merhaba. Dün gece başıma gelen talihsiz bir olayı anlatacağım. Talihsiz olay dediğim yapraktan kaynaklanan, çok güzel bir iç hazırladım. Ama yaprak çok kötüydü, yapraklar, aldığım yapraklar. İlk aldığım karttı, bayağı sertti. 2-3 kez kaynatmama rağmen asla yumuşamadı ve sararken bile zorlandım. Kağıt gibiydi aynı. Akşam marketten istedim. O da sıcak suya koyar koymaz. Yani önce bir kısmını kaynattım. Zaten çok az lazımdı. Bir kısmını kaynattım. Eridi. Geri kalan kısmını sadece sıcak suya koydum. O da eridi. Ve yine saramadım. Yani 3 tane falan sarabildim. O yüzden ben de o pilavı iç pilav olarak değiştirdim. Aksi gibi her şey aksi gidiyor. Bilmiyorum. Dün zaten başımıza şöyle bir şey geldi. Şey patladı. Duşakabin patladı. Tuzla buz oldu. Öyle uyandım yani. Allah'tan Emir ve Demir banyodaydı. Bir de onlara bir şey olmadı. Tam çıkarlarken duş patladı yani. Cam patladı. Sonra akşam da Demir bu sefer çekmeceyi açıp eline bir kavanoz almış. Normalde kilitli duran çekmeceleri. Kavanozu elinden düşürüp kavanozu kırdı. Yani sürekli böyle saçma sapan olaylar yaşıyoruz aslında. Talihsizlikler bizi bırakmıyor peşimizi. Bakalım şimdi neler yapacağımı söyleyeceğim. Şimdi birkaç bir şey hazırladık. Kameranın şarjı yoktu, onu şarja taktım. Yapacağım mezelerin genel hazırlığını yaptık. Şimdi onları hani birleştirip hemen yapıp kaldıracağım ve akşama sadece sofrayı hazırlayıp yani işim kalmasın istiyorum açıkçası. Saat 4-5 gibi de eti, dün geceden marine ettiğimiz eti fırına atacağım. 4-5 saat pişecekmiş çünkü. Emir öyle söyledi. Emir Şef. Yanına da belki ya bir beğendi yaparım. Pilavımız zaten var. Aa, ne oldu? Bir tek işte et fırında olacak. Eti servis ederken bir koşturmamız olacak. O kadar. Çıkalım o zaman. Ya bu arada en sonunda duş alıp hazırlanacağım. Bu kadar.